Üsküdar Üniversitesi'nden herkese merhabalar. Üsküdar'a gelirken programına hoş geldiniz. Bu programda siz değerli arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin okulumuz ve programlarımız hakkında merak ettiklerinizi hocalarımıza, akademisyenlerimize, personellerimize yöneltiyoruz ve onlardan kıymetli bilgiler alıyoruz. Bu programda çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan Erasmus Ofisi Sezan Kaptanoğlu. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Tercih tanıtım dönemindeyiz. Öğrencilerimizin heyecanını, okulumuzun imkanlarını, kullanabilecekleri imkanları öğrencilerimize anlatmak istiyoruz. O yüzden Erasmus. Erasmus nedir? Evet. Erasmus programı Avrupa ülkeleri arasında gerçekleşen akademik bir değişim programı. Öğrenim ve staj işbirliklerini içeriyor. Peki Erasmus kapsamındaki hareketlilik türleri neler oluyor? Neler var Erasmus'un içinde? Öğrenci hareketliliğimiz kapsamında bir öğrenim hareketliliğimiz var, bir de staj hareketliliğimiz var. Öğrenciler hani bunlardan tercih ederken neyi dikkat ediyorlar? Yani stajlarını hani yurt dışında yapmanın ekstraları mı yoksa eğitim hayatlarını yurt dışında yapmaları mı? Şöyle hareketliliklerden kısaca bahsetmek gerekirse, öğrenim hareketliliği üniversitemize kayıtlı öğrencimizin eğitimini Avrupa'da anlaşmalı bir üniversitede devam ettirmesidir. Bir dönem ya da bir akademik yıl hareketlilikten yararlanabiliyor. Yani buradaki eğitimlerin karşılığı olan yurt dışındaki eğitimlerini alıyor değil mi? Kesinlikle. Peki hangi ülkelere gidebiliyorlar? Avrupa kapsamında yer alan ülkelere gidebiliyorlar. Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, İspanya, Portekiz gibi Avrupa ülkelerine gidebiliyorlar. Bildiğim kadarıyla ben de öğrencilik döneminde zaten çok geniş bir yelpaze var. Evet. Burada da anladığım ve bildiğim kadarıyla hani yanlışım varsa düzeltin. Okulun anlaşmalı olması gerekiyor aslında. Burada kesinlikle. Da okulun önemi. Hani okulun prensipleri ve anlaştıkları alanlar, ders içerikleri özellikle. Bunlarla ilgili bilgi vermek isterseniz bunları da konuşabiliriz. Tabii öğrenim hareketliliği kapsamında bir takım genel geçer şartlar vardır. Pardon. Tabii ki de. Kurumlar arası anlaşma şartı bulunuyor. Çap yapan öğrencilerimiz sadece bir anadaldan hareketlilikten yararlanabiliyorlar. Ve not ortalamalarının 2.20 ve üstü olması gerekiyor. Bunlar başvuru kriterleri mi peki? Yoksa başvuru kriterlerimiz evet. Ön lisans ve lisans programları için not ortalamasının 2.20 ve üstü. Lisans üstü programlarımız için de 2.50 ve üzeri olması gerekiyor. Çok güzel. Peki hani şöyle takribi bir rakam söylemek gerekirse hani çünkü bunlar nettir. Bizim Üsküdar Üniversitesi'nin kaç tane başka üniversiteyle anlaşması var? 100'den fazla üniversiteyle 23 kadar Avrupa ülkesinden üniversiteyle anlaşmamız bulunuyor. Bölümlerimizin hemen hemen hepsinin ikili anlaşması mevcut. Ancak yeni açılan ya da anlaşması olmayan ya da biten bölümler için anlaşma çalışmalarımız devam ediyor. Yani biz durağan değil, sürekli kendini geliştiren bir ofis ve üniversiteyiz Erasmus açısından. Evet ya ben de biliyorum yurt dışındaki faaliyetlerimizin okulun hem tanıtımı hem öğrencilerin Türkiye'de bir eğitim almaları için çok fazla hem sosyal olarak da hem de akademik olarak da çok fazla çabası olduğunu ben de biliyorum. Peki üniversitemizde yıllık ortalama kaç tane hareketlilik oluyor desek ne söyleyebiliriz? Şöyle öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliği olarak ikiye ayırdığımız zaman her hareketlilik için ortalama 50 ve üzeri sayıda öğrencimizi biz hibeli olarak yararlandırıyoruz bu faaliyetten. Staj hareketliliğinden de biraz bahsedelim isterseniz. Tabii ki de. Staj hareketliliği ise öğrencimizin mesleki deneyim kazanması adına kendi branşıyla ilgili bir kuruma, kuruluşa giderek staj yapmasıdır. Burada kesinlikle kurumlar arası anlaşma şartı bulunmuyor. Yani örneğin tıp okuyan bir öğrencimiz hastaneye de giderek stajını yapabilir ya da mühendislik okuyan öğrencilerimiz mühendislik firmalarına giderek stajlarını yapabilirler. Burada öğrencimizin mesleki deneyim kazanması hedefleniyor. Bu hareketlilik ise eğitim öğretim bittikten sonra yazın 2 ay süreyle gerçekleştiriliyor. Yani son yılından sonra mı oluyor? 4. sınıftan sonra mı? Öğrencilerimiz her sene bu hareketlilikten yararlanabilirler. Ancak anladım. Akademik yıl bittikten sonra anladım. 1. sınıfın sonunda, 2. Yaz sınıfın dönemi. Sonunda, yaz döneminde, anladım. Yaz aylarını kapsıyor. Bu da genelde
tıp ya da sağlık alanında okuyan öğrencilerimiz daha çok bu hareketliliği tercih ediyorlar. Hı hı. Çünkü bazı bölümlerin içeriklerinin Avrupa'daki üniversitelerle uyuşması zor olabiliyor. Hı hı. Ama staj her öğrenci için evet. çok cazip bir seçenek. Ya, öğrencilerimizin bu imkanları gerçekten bilmesi, kullanması, değerlendirmesi lazım. Hem yurt dışında farklı kültürleri tanıma imkanı, Avrupa'da gezme, belki hani bu staj hareketliliği ya da Erasmus dönemindeki hı hı. eğitim hareketliliği bittikten sonra belki bir iki haftada böyle Avrupa'yı gezme imkanı. Yani hani kendileri ayarlayacak tabii hani evet, bunları bildiğim kesinlikle. Kadarıyla. Kültürel çünkü... etkileşim, farklı eğitim olanaklarının görülmesi, farklı insanlarla tanışılması, bunlar öğrencilerimizin... Deneyimlenmesi gereken şeylerden. Kesinlikle öyle. Evet, yani öğrencilerimiz de okulu tercih ettikten sonra zaten bu imkandan yararlanacağı için sizlere gelip zaten bu konuları da daha detaylı bir şekilde sizlerden bilgi alabilirler. Kesinlikle öyle. Ancak şunu bilmelerinde öğrencilerimizin fayda var. Hibeli olarak gitmeye hak kazanmak için biz öğrencilerin seçim kriterleri var tabii ki. Not ortalaması ve İngilizce dil yeterlilik düzeyi burada önem arz ediyor. Yani öğrencimiz eğitim öğretmeye başladığı zaman not ortalamasını yüksek tutarsa ve İngilizcesini geliştirirse değerlendirme kriterleri akabinde bu öğrencimiz için artı puan olacaktır. Kendilerini geliştiriyorlar o zaman. Kesinlikle. Böyle bir imkandan yararlanmaları için hiçbir kötü bir sebep yok. Yani kendilerini tamamen bu imkanı kullanabileceklerini bilmeleri kesinlikle lazım. Kesinlikle tüm öğrencilerimize, adaylarımıza tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Öğrencilerimizin bu heyecanla da aslında ortak olmuş olduk. Onları bilgilendirmiş olduk. Her şeyi kenara bırakacak olursak, öğrencilerimizin çünkü belli bir heyecanları var. Evet. Onlara ne söylemek istersiniz? Onlara vereceğiniz tavsiyeler var mı? Erasmus olabilir, staj hareketliliği olabilir hı hı. ya da yabancı dillerini geliştirmek üzerine olabilir. Varsa tavsiyeleriniz, onları da alabiliriz. Tabii bu tercih döneminde tüm öğrencilere, adaylara başarılar diliyorum. Tercihlerini yaparken üniversitelerin Erasmus olanaklarının iyi olmasına da bence dikkat etmeleri gerekiyor. Bizim çok sayıda 400'den fazla anlaşmamız var. 100'den fazla üniversiteyle ve 23 farklı Avrupa ülkesindeki kurumla anlaşmamız mevcut. Tercih edecekleri üniversitelerin bu tarz olanakları desteklemesi önemli diye düşünüyorum. Tabii ki bölümleri önemli, bir takım kriterlere bakıyor olacaklardır ama bunu da dikkate almaları onlar için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Programımıza renk kattınız. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, Üsküdar'a gelirken programında bu şekilde sonuna geldik. Çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı Erasmus Ofisi'nden Sezen Kaptanoğlu konuğumuzdu. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.